Selam, 80'lerin başında ya da 70'lerin sonunda doğan kitle için, insanlar için, hepimiz için yani şu anda yaşı 40'larda olanlar için en önemli kültürel devrimlerden biri hayatımızdaki herhalde Walkman'di. Neden Walkman? Çünkü o dönem zaten Türkiye apolitik bir ülkeydi. Daha doğrusu politik olmamız istenmiyordu. 12 Eylül sonrasıydı. O küçük Walkman hepimizin en önemli eğlencesiydi. Zaten radyolarda birkaç tane kanal vardı. Çok fazla müzik dinleme imkanımız yoktu. Dolayısıyla bizler için elde ettiğimiz kasetler çok büyük eğlenceydi. Ve o kasetleri yollarda dinleyebilmek aman Allah'ım o acayip bir şeydi. Yani ilk Walkman'imi aldığımı hatırlıyorum. Hotaka diye garip bir markaydı ve küçük mavi bir kutu. İçerisine kaseti koyuyorsunuz. Ondan sonra kaset çaları belinize takıyorsunuz. Kulaklığınızı takıyorsunuz ve özgürlük sizin. Ben şeyi hatırlıyorum. Hangi kasetti? Gary Moore'un Wild Frontier isimli albümünün kaseti vardı bende ve dönüp dolaşıp o Walkman'da onu dinliyordum. Süperdi. Over the Hills and Far Away parçası hep aklımda benim o küçük aptal mavi Walkman'da kalmıştır. Ama Walkman esasında Sony'nin bir markasıydı. Sony geliştirmişti. Philips gibi, Iowa gibi diğer markalar daha sonra bu küçük kaset çalarları bir format olarak piyasaya sürdüler. Daha sonra 80'ler bitince ve artık CD'ler hayatımıza girince yine Sony yeni bir devrim başlattı. Tam olarak devrim denemez çünkü asıl devrim bunlar içerisinde Walkman'dı ama mantık olarak şu cihazlardan geliştirdi. Şu elimde gördüğünüz cihaz şu anda Sony değil Panasonic ama Sony de bundan geliştirdi. Küçük CD çalarlar ve Discman adını verdi. Panasonic'i de Mesh adını almış. Ve yine Walkman mantığıyla bu cihazlarda biz CD'lerimizi dinlemeye başladık. Kulaklığımızı takıyorduk. Ve bu cihazların içerisinde CD'mizi koyuyorduk ve dinliyorduk. Çok yaygınlaşmadı ama bu da kendi çapında küçük bir devrimdi. Daha sonra zaten internet gelişti, MP3'ler geldi, CD'ler MP3'lere dönüşmeye başladı falan derken Apple darbeyi vurdu ve iPod girdi hayatımıza. iPod'la beraber diğer markalar da kendi küçük MP3 player'larını geliştirdiler. Daha sonra Spotify geldi. Artık online müzik dinlemeler başladı. Yani artık müziğe para vermeden, MP3 indirmeye gerek kalmadan sadece Spotify'ı telefonunuza yüklüyorsunuz, abone oluyorsunuz ve oradan istediğiniz müziği dinliyorsunuz. Peki 40 yıllık süreç içerisinde bunlardan hangisi en önemlisiydi diyecek olursanız işte anahtar konu bu. Hiçbiri. Bunlar içerisinde devrim niteliğinde olan en önemli konu kablosuz kulaklıktı. Bahsettiklerimiz içerisinde bu yoktu. Kablosuz kulaklık bence süper bir olaydı. Bakın Bluetooth bağlantısı olan bir cihazdan bahsediyoruz. Bunu televizyonunuza, akıllı televizyonunuza, bilgisayarınıza, telefonunuza, akıllı telefonunuza bağlıyorsunuz. Ve izlemekte olduğunuz filmi, dinlemekte olduğunuz müziği bu cihaz sayesinde rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Kablolu kulaklıkta ise örneğin dolmuşa biniyorsunuz, otobüse biniyorsunuz. Büyük bir keyifle kafanız böyle hani tempo yaparak falan böyle müziğinizi dinlerken yanınızdan geçen böyle çat diye böyle kablodan kolunu geçiriyor ve kablo kopuyor. Bir anda müzik gidiyor. Kendinizi otobüsün içerisindeki, dolmuşun içerisindeki Kral FM'le karşı karşıya buluyorsunuz. O anda İbrahim Erkal dinlemek istemiyorsunuz tabii ki. Kablonun kulaklığını, kulaklığın kablosunu tekrar Walkman'a takıyorsunuz falan derken zaten o kulaklıkların 3,5'luk jack'i de çıkarta taka yalama oluyor bir süre sonra. Dolayısıyla Bluetooth üzerinden ya da Wi-Fi üzerinden geliştiren bu kablosuz kulaklıklar gerçek anlamda bir devrim oldu bizler için. Artık hiçbir şey keyfimizi bozamıyor. Peki bunlarla ne yapıyoruz? Bunlarla müzik dinliyoruz, kimse keyfimizi bozamıyor. Film izliyoruz, kimse keyfimizi bozamıyoruz. Ama anahtar konu, bu yaptığımız programda anahtar konusu. Ne izliyoruz? İşte aslında biraz da bunlardan söz etmek gerekiyor. Şu anda ortalık bana sorarsanız tam bir film ve müzik çöplüğü içerisinde. Herkes her şeye istediği gibi ulaşabiliyor ve bakıyor 5 saniye dinliyor deyip ondan sonra öbürüne geçiyor falan böyle 5 saniye içerisinde filmin güzel mi kötü mü olduğuna, müziğin eğlenceli olup olmadığına falan hepsine herkes karar veriyor. Hepimiz artık bir müzik eleştirmeniz çünkü o kadar çok ürün istemediğimiz zaman karşımıza çıkıyor ki. Şimdi bunlar içerisinde tabii ki iyi olan bazıları var ve ben de bunları düzenli olarak takip etmeye çalışıyorum. Tabii ki takip ettiğim platformlar var. Bu platformlardan ikisi çok popüler. Öncelikle bu platformlara gelelim. Bunlardan biri Netflix. Şuradan ben size hemen bilgisayardan Netflix'i açayım. Hop açtım. Şuradan bakın da hemen ekrana verdim. Şu anda Netflix'in arayüzü bu. New Amsterdam diye bir dizi gösterime girmiş. İşte onun fragmanı dönüyor. Sürekli yeni filmler var Netflix'te ama sürekli. İşte New Amsterdam'ın yanında Tribes of Europa var. Kapitan diye bir şey var. News of the World, Age of Samurai. Yani ben bunların çoğunu izlemedim daha. The Sinner var aşağıda gözüken, The Jackal'ı şu hemen gözükeni çocukken izlemiştim falan güzel filmlerdi. Netflix bir anlamda bir devrim oldu tabii film izlerken ama bir anlamda da bir film ve dizi çöplüğü haline geldi Netflix. Neden? Çünkü eskiden daha seçiciydi Netflix'in yöneticileri ama artık ne bulurlarsa ne karşına gelirlerse yayınlıyorlar.
Bir anlamda iyi oldu çünkü Hollywood'un bütün egemenliği kırıldı artık, tüm ülkelerdeki film endüstrileri de uluslararası arenaya Netflix ve benzeri platformlar sayesinde geçiş yapabiliyor ama bu filmlerin %95'i bana sorarsanız işe yaramaz ama arada tabii ki çok iyi diziler çıkıyor. Örneğin ben House of Cards'ın tadını hala unutmuyorum. 5 sezon boyunca nefes nefese izledim. Zaten House of Cards'a bütün bölümlerin üst bir anda paket olarak yayınlandığı dizilere ilk örnekti. Daha sonra yine Netflix'e Dark ve Stranger Things gibi çok ama çok iyi bilim kurgu dizileri geldi. Özellikle Dark ilk iki sezonu itibariyle bence son yıllarda çekilmiş en iyi bilim kurgu işlerinden biriydi. Tabii Netflix'i sürekli takip ediyoruz. Netflix'in en önemli özelliklerinden biri. Hem telefonumuzda var, hem uzaktan kumandanın üzerine Netflix düğmesi var falan. Çok güzel bir tekel kurmuş durumlar. Güzel derken kendileri açısından. Biz tüketici açısındansa format doğru ama içerik çok doğru değil. Peki bu noktada neyi öneriyoruz? Ben şimdi şuradan hemen yine bilgisayardan bakıyorum ve kendi favori platforma gidiyorum. Şimdi şuradan size seçtim görüntüyü. Seçtiğim görüntü Amazon Prime. Bu benim şu anda favori platformum Amazon Prime. Burada çok güzel, çok farklı yapımlar var. Stay çok eski bir film, 10-15 yıllık bir film ama güzel. Favorilerimden biri mesela bu üzerinde durdum şu anda. Mozart in the Jungle. Bir klasik müzik orkestrası hakkında deli bir yöneticileri var ve deli bir şefleri var. Onun kariyeri hakkında eğlenceli, güzel bir dizi. Bir Jack Ryan dizisi yaptılar. Sinema tarihinin bir türlü oturtulamamış karakteri Jack Ryan. İşte Jack Reacher filmleri var falan derken kendilerine ait pek çok güzel filmler ve diziler var. Mesela Mr. Robot var burada. Son zamanların en popüler dizilerinden biri. Ben Mr. Robot'u hala daha başlayamadım. The Office var falan. Bunları şimdi böyle arka arkaya söylemenin bir anlamı yok. Şu anda benim en favori yapım platformlarından biri Amazon Prime. Amazon Prime'de en çok sevdiğim yapımlardan biri hiç şüphe yok ki The Hunters oldu geçtiğimiz sene içerisinde. Al Pacino'nun başrolde olduğu Neonazileri avlayan bir grup Yahudi hakkındaydı. Çizgi roman estetiğiyle yapılmış, 70'lerde geçen X-Men'i de andıran çok çok güzel, ilginç, tuhaf bir diziydi The Hunters ve Al Pacino'nun da başrolünde olması beni direkt olarak o dizinin içerisine sürüklemişti ve Prime'ın böyle bir diziyle karşımıza gelmesine çok şaşırmıştım. Ama son zamanlarda beni en çok etkileyen yapımlardan biri hiç şüphe yok ki Netflix'te karşıma çıktı. Hemen ben onun notlarımı almıştım. Netflix'te izlemiş olduğum dizinin adı Behind Her Eyes. İngiliz yapımı. İngiliz yapımı olması güzel bir şey çünkü İngilizler karakterlerin derinliğine çok güzel inebiliyorlar. Behind Her Eyes'da her karakterin üzerinde detayla durmuş, hiçbir detayı atlamamış. Çok başarılı bir yapım. Şu ekranda gördüğünüz az önceki kıvırcık saçlı hanım, burada da gördüğünüz bu kıvırcık saçlı hanım bir psikiyatristin, bu psikiyatristin kliniğinde çalışıyor. Onun sekreteri ve aralarında bir ilişki gelişiyor fakat bu psikiyatristin aynı zamanda hoş bir karısı var ve kadın onunla da arkadaş oluyor. Tam bir çakal aslında kadını bu anlamda. Hem kadınla arkadaşlık kuruyor hem de psikiyatrist de aynı yatağa giriyor falan gibi. Süper akıllı bir genç hanım bu. Kıvırcık saçlı hanım, bir çocuğu var falan, böyle kocasından ayrı yaşıyor. Burada bu görmekte olduğunuz psikiyatristin karısını işte siz zannediyorsunuz ki bir kurban, yazık bu kadına, adam onu eziyor, başkalarıyla aldatıyor falan derken aslında işin hiç de öyle olmadığı anlaşılıyor. Ve de aslında bu kadının çok önemli bazı güçleri olduğunu anlıyorsunuz. Psychic güçleri var, bazı olayları uzaktan görebiliyor falan derken dramatik bir yapım olarak başlayan Behind Her Eyes, İngiliz yapımı bu dizi, gerçekten de çok ciddi bir fantastik gerilim filmine doğru dönüşüyor. Peki hayatımızda sadece filmler mi var? Yok tabii ki, bu dijital devrim sırasında bu kablosuz kulaklığı müzik dinlemek amacıyla da kullanıyoruz. Ve tabii ki Spotify. Spotify'da yeni albümleri takip etmek mümkün. Bu pandemi nedeniyle genelde büyük rock grupları artık yeni albüm yayınlamıyorlar. Pandeminin geçmesini bekliyorlar. Çünkü albümlerin arkasından turneye çıkmak istiyorlar. Fakat büyük gruplardan Foo Fighters çok dinlemedi, sıkıldı, yeter dedi ve uzun zamandır üzerine çalıştığı albüm yayınladı. Madison at Midnight. Bu yeni çıkarttıkları albümün adı, Spotify üzerinden gösterelim. Madison at Midnight şu anda Dave Grohl ve Typhus'un son çıkarttığı albüm. Ben bir Foo Fighters fanı değilim. O yüzden de size Foo Fighters hakkında böyle işte şöyle bir grup, böyle bir grup falan diye uzun uzun konuşamayacağım ama Dave Grohl'un kim olduğunu hepiniz bilirsiniz. Nirvana'nın bateristi olarak bilinirdi Dave Grohl. Daha sonra Kurt Cobain'in ölümünün ardından Foo Fighters'ı kurdu. İlk başta tarzları Nirvana'ya çok benziyordu. Nirvana'yı çok sevmediğim için çok ilgimi çekmemişti. Fakat zaman içerisinde büyük rock gruplarına saygı duyan ve onlarla da arkadaşlık geliştiren Dave Grohl'un müzik zevkinde gelişmesiyle alternatif rock'tan klasik hard rock'a uzanan güzel bir çizgileri oldu ve dinlerken de çok keyif aldığınız albümler yapmaya başladılar. Video klipleri de ayrıca eğlenceli. Çok takip etmedim bugüne kadar ama Madison at Midnight'ı son günlerde sürekli dinliyorum. Besteler çok kaliteli, yani yazılan parçalar çok kaliteli, tarzlar çok iyi. Klasik tarzlı, klasik rock tarzında iyi bestelerin olduğu güzel bir albüm olmuş Madison at Midnight. Rock sevenlere, klasik rock ya da modern rock neyse, hepsini seven
herkese öneriyorum. Bir kere en önemlisi eğlenceli olmuş zaten Foo Fighters son albümü. Böyle çok da reklamını yapmayayım şimdi. Evet, iyi bir grup Foo Fighters. Yeni albümleri de iyi ama tabii ki piyasada daha yeni ve daha güzel albümler de var. Onları da önümüzdeki haftalardan itibaren aktaracağım. Şimdilik herhalde süremizin sonuna geldik. Bu Gazete Duvar'da yapmış olduğumuz ilk kablosuz kulaklıktı. Bundan sonraki haftalarda da yeni filmler, yeni müzikler, yeni albümler ve yeni kitaplarla da umarım karşınızda olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.